Шоулулук аңсат түшүндүрүл шүгүлөнгө урдадын болжок деп маанисине келер. Шейле болсо, шоулу болуп болмажок депме де? Неэтип билерсиз? Математикада шейле сороолорунун иш чалышмак эхтималдык теориясынын ишидир. Эхтималдык теориясы билинмеген зат акты пикир этме ве төвөккөлчүлүгө баха бермеге мүмкүнчүлүк берет. Шоулулук барадайданымызда хасаптап болмажок деректерде катты көп параметрнин барылын жагдай менен каршылашасы демектир. Башкача айтканда хасаптап билсек да натыйжа жетмек үчүн катты көп убакыт, катты көп күч керек болот. Мындан башка да эле хасапламаларды туура жетирип билсек да, куторондо баштанычтагы шарттар өткөн ве бу жагдайда эден хасапламаларыбыз туура болмас. Шунун үчүн шоулулук факторун хасапламак деген зат жоктур. Мисал үчүн милли пианго лотереяда жеңиш казанмак эхтималдыгы нече? Адатча 6 белгинин өз үчүн алган милли пианго билеттери таза эл үчүн жөрүтө 7 белгили менен төрөдүлөт. Her san 0 bilen 9 aralığında 10 dürlü bakalık bilir. Sonun için 10 milyon sani dürlü belgeli biletler vardır. Bilet belgesi diyenimde kaptaldaki yazılan sanlar yani. Köp dürlü yağdaylar haktaycan. Lataraya çekilende bu bilet belgelerinin çıkmak ihtimallerinin hemmesi bir meyveştir. Başka çaydanımda elimdeki bu milli piyango biletine ulu bayrağın çıkmak ihtimalli 10 milyonda vardır. Hertfordshire Üniversitesi'nin Profesör Doktor Rachel Weisman ne için kâvır adamların doğru yerde bulunduğu, başkalarının olsun mu da mı şovsuzluklar bilen tuğuşenliğini bilmek istedi. Milli gazetlere mahavat verdim. Özlerini şovlu ya da şovsuz duyanların benim bilen havarlaşmaklarını istedim. Birbirinden tersin yüzlerce erkekler ve zenanlar benim geçirecek olayan gözlerime katlaşmakçı oldular. Yıllar boyu onlarla katlaşıkta oldum. Onların yaşayışlarını izarladım. Gözlerimin neticesi, insanların ne için şovlu ve şovsuzluklarını bilmeselerdi, fikirleri ve hareketleri bu yağdayı ulu ölçüydü cevap veriyor. Gelin, şovluluk ya da fırsat ya da bir yağdayı fikir edelim. Şovlu adamların bu görünüşteki fırsatları mıdama karşılaşmaklarına karşılık, şovsuz adamlar olsa bunlarla hiç karşılaşmazlar. Bu mümkünçülükleri adamların tanımak okuyunun vardığını ya da yokluğunu bilmek için bir bağırla geçirdim. Şovlu ve şovsuz adamların her yerine bir gazet verdim ve içkin gözden geçirmeklerini ve içindeki neçe suratın bağırdığını aitmaklarını hayiş ettim. Gazetin ortasına ulu bir bellik bilen havar yerleştirdim. Barla işçisine bunu görelimiz aydın, $250 pul kazanım dedim. Bu yazgı sahipanın yarısını tutardı. Hemmelerin yüzünü durnuklu bir bakış bilen izarladım. Şovsuz adamlar bunu derrev duymadılar. Yönü şovlu adamlar olsa bunu derrev gördüler. Şovsuz adamlar şovlu adamlara karanında köp tolgun yerler. Bu aladal yadayları, karışılmadık zatları duymak ukuyuna katılı zeper etiriyor. Neticede mümkünçülükler tıptırıyorlar. Sebebi başka bir zat gözlemeye aşığı sürüyorlar. Oturuşuklara kovuyan yoldaş tapmak için giderler. Şunun için kovu yoldaş tapmak mümkünçülüğünden mahrum olurlar. Belli bir iş tapmak için kararlı bir yadayda gadetlere bakarlar. Ve belli iş mümkünçülükleri tıptırırlar. Şovlu adamlar has geniştir, has rahattır. Şeylilik bilen o yerdeki gözleyen zatlarına değil, o yerdeki barın hemme zatı bakarlar. Reisman'ın gözlüğünün neticesi 4 prensip arkalı şovlulukların dörtgenliğini örgüldü. 1. Şovlu fırsatları dörtmek ve tanap üst vermek ukuyun öktedirler. 2. Duyguların dinlep şovlu kararlar verip bilerler. 3. Umin düşünceleri sebeple doğru olacak çaklamalar ediyeler. 4. Şovsuzluğu şovluluğa uğrayan bir fikirle hareket ederler. Barlamın sonunda bu prensipler şovlu olmak için hem ulanıp olur mu? Bunu bilmek istedim. Bir topar katlaşıca, bir ay boyunca şovlu adamları yani fikir etmeklerini ve hareket etmeklerini kömek edecek maşıkları etmeklerini istedim. Katı gengandırıcı neticeler aldım. Bu maşıklar şovlu fırsatların ün vermekleri, duygularını dinlemeleri, özlerini şovlu duymakları ve şovsuzluğa karşı savaşmakta onlara kömek etti. Katnaşıcılar bir ay sonra yanıma geldiler ve bana nemelerin bolunluklarını aittiler. Katnaşıcıların 80 ötürümü bundan sonra has bağıtlıdır. Yaşamaktan has köp keyif aldılar. Ve en peydalısı da olur has şovludular. Neticede hiç kimin aklına gelmeyecek şovluluk faktörünü tapıptım. Bu aitçak zatların Profesör Weisman'ın şovlu olma için veren 4 maslahatı. 1. İçki duygularını dinlen, adatça doğru çıkarlar. 2. Tende tecrübeler açık olun ve adeti gündelik işlerini de bozmağa tayin olun. 3. Her gün kov geçen zatları yağıtta saklamak için bir neçe minut sarp edin. Esası mühimi, yığınaktan ya da bir görüşmeden ön özünüzü şovlu bir yal duyun. 4. Şovluluk köp vat doğru olup biler.
Durmuşumdan şovlu ya da şovsuz fırsatları komentari de bellek beşten kovalardı. Neticede şovluluk, pikretçimiz değerli, burun geler, kapımızı kakar deyip karışmalı da adımız değerlidir. Negatif fikirli adamlar şovluluk kapısını kakanda da bu ne hemen sesi deyip gıyırpilerler. Sonun için, şovlu olmam için madama tayin olun. Üstünlük kazanma için köpü işletem, şovluluk dine biz bilen. Yaltalar için olsa şovluluk diyen zat yoktur. Mehriman dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Video gönlünüzden turu deyip umid edeceğim. Şimdiki videoda görüşen çek, hoş, sağ olun.